Öncelikle şunu diyebiliriz. Hızır inancı, Rehak Alevi inancında Kürtçe'de düşünme anlamına gelir. Huaza kökünden geliyor. Huaza ise doğurmak anlamına geliyor. Hua kendisi demek, za doğum demektir. Kendini var eden, kendini doğuran anlamına geliyor. Biz Rehak Alevi mensupları olarak diyoruz ki inancımızın temeli Hızır'la başlar. Çünkü Hızır bütün 124 bin nebi, bütün hakikat arayışçıları, Orta Doğu ve Mezopotamya başta olmak üzere bu bölgedeki bütün peygamberliksel çıkışlar Hızır aklıyla yek olmadan bir çıkış ve bir hakikat arayışına girmemişlerdir. Yani bütün nebiler, hakikat ve özgürlük arayışında bulunanların hepsi Hızır aklıyla yek olmuş. Hızır, toplumun ne hak, ne müridi, tekçi zihniyetlerine karşı mazlumların, hakikati savunanların sığındığı, kendisini var ettiği, yeniden doğuşu gerçekleştirdiği aklın ismidir. Biz buna aynı zamanda doğum değiştirme deriz, kendini doğurmak huaza deriz. Bu manada baktığında bizde Hızır, Nuh-u Nebi krizde, zamanın iktidarcı anlayışlarında Hızır aklıyla, mitolojideki ismi Utnapishtha'dır, Hızır aklıyla kendisine inananlar, ikrar ve rıza verenlerle beraber yeni bir yaşama inşa etmiştir. Bundan dolayı Nuh, Kürtçe'de yeni demektir. Aynı zamanda biz Nuh-u Nebi'ye ikinci Adem olarak da kabul ediyoruz. Yine işte İbrahim'i peygamberin Nemrud'un zulmünde Hızır aklıyla kendini kurtarmış. Hızır aklı Musa peygambere ışık olarak gelmiş. İsa peygambere rahim olmuştur. Muhammed Mustafa'ya kırklar ceminde Cebrail donundan gelmiştir. Bu çerçevede baktığımızda bütün bu mantık krizden ve Nemrudi zihniyete karşı kurtuluşun aklıdır. Alevi inancı ancak Hızır'la kendisini var eder. Hızır aklı sadece bizde değildir. Bütün hakikatçı, bütün evliyalarda, enbiyalarda, peygamberlerde vardır. Aynı zamanda da Hızır aklı bu yönüyle doğum kapısıdır. Huaza aynı zamanda Hızır, Hadır Arapçada da yeşillik anlamına gelir. Bizde ise heşin, heşini kelimesiyle eş anlamlı bir kelimedir. Bir toplumda zalimin zulmüne karşı mağdur olanların kendi tarihsel kökleriyle bütünleşip kendini doğurmasını hiçbir Nemrudi zihniyet kabul etmez. Bundan dolayıdır ki müfredat programlarında, çünkü müfredat programları aynı zamanda tekçi zihniyetlerin kendilerini inşa ettikleri programlardır. Çünkü bütün sistemler kendi eğitim sistemlerini oluştururken zihinler bir inşa sürecine gidiyorlar. Bireyi inşa etme sürecidir bu. Eğitimi tanımlarken şey derler, bireyde istendik davranış değişikliği meydana getirme süreci. Kime göre istendik davranışı, neye göre istendik davranış? Bu çerçevede baktığımızda işte son süreçte Keloğlan'la beraber gündeme gelen ve Hızır'ı gerçekten de çok tehlikeli, adeta tacizci, tecavüzcü bir şekilde göstermesi bizi çok derin düşündürmesi lazım. Keloğlan Anadolu'da çok önemli bir karakterdir. Padişahlara, iktidarcı anlayışlara karşı kemaletiyle, duruşuyla, esprisiyle onları dile getirmiş, dize getirmiş, ikna etmiş, bölgenin bütün hakikatçi zihnini kendi bünyesinde barındıran bir masumi pak kişiliğidir Keloğlan kişiliği. Bunu Keloğlan'la dile getirmeleri başta Anadolu'daki bu kültüre karşı da ciddi bir suçtur. Ciddi bir suçtur. Bu Keloğlan karakterleriyle bunu anlatmaları da ayrıca üzerinde durmamız gereken bir suçtur. Şimdi başta Rehak Alevi inancı olmak üzere iktidarda uzak olan bu inançlar kendi düşüncelerini, sistematiğini oluştururken Nemrudi zihniyetler tarafında fiziki soykırıma tabi tutulmuş. Rehak Alevi inancı sadece günümüzde değildir.
birçok imparatorluklar zamanında kültürel ve fiziki soykırıma uğramış ve günümüzde bu soykırımdan kurtulanlar bu defa ne yapıyor? Kültürel olarak soykırıma tabi tutuluyor ki bu beyaz asimilasyon çok tehlikeli bir süreçtir. Alevi toplumunun kültürel kodlarıyla, huazza kendisini var eden kodlarla bir bütün olarak, toplumsal olarak çarmıha gelmeye çalışıyorlar. Alevilik Hızırsız bırakılmaya çalışılıyor. Hızırsız bırakılan bir Alevilik çok rahatlıkla bunun üzerinde Şii bir hat, İslami bir hat oluşturulabilir. Hızır'ı sadece evliya mertebesine getiren bir anlayış vardır birçok İslami akılda. Bizde böyle değildir. Biraz önce tanımladığım gibidir. Bundan dolayı biz diyoruz ki kesinlikle ve kesinlikle kutsal değerlerimizdir. Bizi var eden değerlerdir. Sadece bize ait olan değerler değildir. Farklı coğrafyalarda farklı isimlerle adlandırılan bir Hızır kültürü vardır. Özgürlük arayışıdır Hızır. Zulümden kurtuluşun aklıdır. Bugün bu kurtuluş Dersim'de, özellikle Dersim coğrafyasında Rehak Alevi'nin Serçeşmesi'nde tacize, tecavüze uğratılmaya çalışılıyor. Kültürel olarak çağırmaya gerilmeye çalışılıyor. Ve bu da yetmiyor. Mevcut tekçi zihniyet müfredat programlarında o körpe dimaklara masumi pak olan en rahatlıkla hakkı, kemaleti, güzelliği kendi bünyesinde barındıran bu çocuklara karşı da bir suç işleniyor. Bu kitabı o masum çocuklar okuyacak, o masumi paklar okuyacak ve devlet bu çocukları kendisi gibi gene masumi pak olan bir başkasına karşı da düşman olarak yetiştiriyor. Alevi inancında düşman kavramı yoktur. Bu çerçevede biz diyoruz ki Alevi inancında hak ne hak vardır? Bu sorun bizim sorun olmaktan çıkmıştır. Gerçekten de Muhammed'i hak İslam anlayışını savunan, İslamiyet'teki demokratik özü kendisine ilke edinen, Müslüman kardeşlerin de, kardeşlerimizin de, Sünni kardeşlerimizin de sorunu olmalıdır. Çünkü bu karakterle, Hızır karakteriyle bir toplum ötekileştiriliyor, düşman hale getiriliyor. Bizden önce onların buna dur demesi lazım. Ayrıca program olarak da suç işlenmiştir. Burada bir inanç ötekileştiriliyor, bir inanca karşı bir nefret suçu işleniyor. Ceza olarak da yanlıştır. Hukuki olarak da buna karşı ciddi boyutuyla durmak gerektiğine inanıyoruz. Hızır bizim değerimizdir. Varoluşta kurtuluşumuzun ismidir. Biz diyoruz ki bizi tanımlamasınlar. Bizim değerlerimizi erozyona uğratmasınlar. Bu insanlığa karşı bir suçtur. İnsanın ortak erdemlerine ait karşı bir suçtur. Rehak Alevi inancındaki hakikat anlayışı bütün kitabı dinlerdeki hak paydasının ortak ismidir. Bu çerçevede Kur'an'da da, İncil'de de, Tevrat'ta da, Zebur'da da bir hak paydası vardır. Bu hak paydası kendisini Hızır kültürüyle tanıtmıştır. Bugüne kadar getirmiştir. Bizde Hızır üzerinde yemin edilir. Hızır'la ilgili bütün toplumsallık, bütün cam-ı cıvat Hızır üzerinde inşa edilir. Aynı zamanda bir dardır Hızır. Hızır'ın darına durulur. Hızır üzerinde yemin edilir. Sorunlar Hızır aklıyla çözmeye çalışılır. Bu akla vuruluyor. Rehak Alevi inancının toplumsal hafızasıdır. Artık bu toplumsal hafızaya karşı çok yoğun bir şekilde müfredat programı üzerinde saldırılıyor. Biz buna karşı duracağız. Kendi ocaklarımızla, kutsal değerlerimizle bir araya gelip bundan sonra inadına daha fazla Hızır aklıyla, Hızır ismiyle yek olacağız. Ve yine bu zulme karşı ancak bu topluluk Hızır aklıyla kendisini kurtuluşa ve kemalete erdirir. Bu tekçi zihniyet bugün bunu kendisini artık çok düşürmüş. Gerçekten de çocukları bile karşı karşıya getirir, hakları karşı karşıya getirir bir duruma gelmiştir. Bunların özü de eğridir. Bunu yaparken de aynı zamanda içimizdeki Hınzır paşalarlardan da destek alarak gerçekten de cem evlerimizin içi Hızırsız bırakılmaya çalışılıyor. Ve benim çağrım olarak hem bir Rehak Alevi ocak mensubu olarak diyorum ki Hızır'la bütünleşilir. Hızır'la yek olunursa
bu tekçi zihniyete karşı gelinir. Bütün canlar, bütün rehak alevi mensupları, ahlaki politik bütün güçler, emek barış demokrasi mücadelesi veren bütün canlar ve İslamiyet'in demokratik çizgisini savunan bütün sünni canlarla beraber bu nefret sucuna karşı, bu ötekileştirme sucuna karşı, bizim kültürel kodlarımızı tacizci ve tecavüzcü olarak kabul eden anlayışa karşı dur demek gerektiğine inanıyorum. Cümlenize aşkın yaza selamlıyorum.